Bu ne? Niye böyle oluyor? Abi bilmiyorum, bozacaksın şimdi haritayı. Cahiliyiz. Açık ve net. Zıplıyor herkes kongoru sanki. Şu bak esniyor. Böyle yaparken hop bir koyayım, netliyor. Allah'ım mesal yâle. Araştırma. Dediğim gibi şu an ben bu aletin cahiliyim. Yavaş yavaş çözeceğiz. Ne oluyor oğlum? Herkese merhaba arkadaşlar. Video bak kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği bu ne? Acaba bu ne? Adı neydi bunun? Zihun Smooth 4 Gimbal. Peki sus. Bu bir gimbal arkadaşlar. Gimbal ne diye soracak olursanız, telefonla video çekme aparatı arkadaşlar. Biraz pahalı ve profesyonel bir alet. Bunun kullanımını ben de bilmiyorum. Sadece şu an arkasını biraz videoyla uğraşmayayım diye açtım. Ama ön tarafını ve hiç açmadım. Sizlerle birlikte açıp bunun deneme testini yapacağız arkadaşlar. Nasıl videolar çekiyor, nasıl oluyor. Ben yabancı sematim, ilk defa gimbal kullanınca. Almak isteyen arkadaşlar olursa da linkini açıklamaya bırakırım. Fiyatı ne diye soracak olursanız, şu an neomino.com'da görüyorum benim aldığım site ve 800 lira arkadaşlar, 780 küsür. 800 lira bu alet. Şimdi bu aletin açılımına geçelim. Ben bunun ambalajını açayım. İlk defa bu kadar pahalı bir şeyi açılımını yapıyorum. Çok güzel sarı sarmalamışlar ama. Prodüksiyon. Çok güzel bir şey bence. Aa, çıtpıtlar var. Okan al. Sen seversin bunları patlatmayı. Memur geldi. Amcalar geldi. Aa bak ne yazıyor üstüne, ne yazmışlar. Kamerada göster bak, burada yazıyor, tamam mı? Kodacı gelmiş. Yine buldular bizi ya. Yine buldu. Tamam. Şöyle göstereyim. Üstünde Zinyo Smooth 4 Gimbal yazıyor arkadaşlar burada. Kapak resmi de böyle, telefonu koyup buradan da bir sopa gibi bir şey var. Üstündeki düğmelerle birlikte bunun şeyini kullanabiliyorsun. Şu bıçağı göstermeyeyim. Peki bunu nasıl açacağız biz? Burada ambalajları var. Bunu ilk nasıl kullanacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Sizlerle beraber deneyerek göreceğiz. Burada cevabım, şimdi özür diliyorum, şu an arkadan sesi geliyor. Açıyoruz kankalar. Şöyle göstereyim durum sizlere. Oo dur. İçinden bir şeyler çıktı. Bir Zinyon diye bir şey. Bu büyük ihtimalle CD galiba. Bilgisayar mı artık? Hiçbir fikrim yok. Burada şöyle geriye geleyim biraz da. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. İçinden çıkan aparatlar ve bunlar böyle. Bunu kutuyu kenara koyalım. Burada bir kitapçı söz konusu anladığım kadarıyla. Kullanım kılavuzu pardon. Bu içindekiler kısmı işte ürün bilgileri, kurulum, pil ve şarj. Bunları inceleriz. Lakin ben bunları videoda okumaya başladığımız sıkıntı. Kitapçını buraya koyup koymak istiyorum. Bu nedir? Android uygulamasıyla normal birleştirmiş versiyonundaki fonksiyon farkları yazıyor burada. Bunun ne olduğunu ben merak ettim. Allah Allah. CD mi acaba? CD kalmadı ki, insan USB gönderiyor. CD değilmiş ki bu. Bu neymiş? Allah Allah. Kullanım şeyi galiba. Ha bu yabancısı. Türkçesi yabancısı galiba. Allah Allah bak. Üstünde Zinyon yazıyor bak kankalar. Zinyon. Kutu da güzelmiş ha. Strafor. Peki bu nasıl açılıyor? Allah. Çok güzel. Allah. 10 numara videolar gelecek bundan. 10 numara. Şimdi kankalar. Şöyle bir şey var.
Hemen en büyük aparatı olarak gösterebileceğim. Allah Allah. Dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi üstünde bir sürü düğmesi ve şeyi var. Aparatlar var. Kuki! Sus oğlum. Bak burada döndürme şeyi var. Burada tuşları var. Güzel bir şey. Kamera kayıt için buradan başlatıyorsun. Buradan bir şeye başlıyor. Bir dakika buna bakarız. Şunu şöyle bir koymak istiyorum. Daha sonra şurada böyle bir aparatımız daha var. Bu aparat da telefon sabitlemek için anladım kadarıyla. Yok abi onun altına sabitle tripod görevi görüyor. Bakayım. Evet. Böyle bir şeymiş bu. Güzel bir şey. Burada şarj aleti var anladığım kadarıyla. Type-C şarj aleti arkadaşlar. Ucunu şöyle göstereyim. Type-C. Ama kafasını, aparatını göndermemişler. Sadece kablosunu göndermişler. Kutudan böyle çıktı yani. Her neyse. Şunu da şöyle kenara koymak istiyorum. Şu masanın üstündekileri bir alayım. Ve çıkan parçaları size göstereyim. Bir adet şarj aletimiz var. Bir adet tutamaç telefon sabitlemek için büyük ihtimalle bu aparat çekilip mi takılıyor artık tam ben de sizler kadar bir şey bilmiyorum açıkçası. Güzel bir şey. Bunu nasıl kullanım olacağını hiçbir fikrim yok. Deneyerek göreceğim. O zaman bak bunun içinden bir de şöyle bir şey daha çıktı. İçinde nokta nokta şeyler var. Kokmasın diye. Kokmasın diye böyle. Bu. Ama kendisi de kokmuyor. Ya bir şey yaramıyor. Sadece işlem görüyor. İçi kokmasın diye şeyi, kutunun. Bunun da cahiliz biz. Ama bizim neyimize? Neyimize oğlum bizimki bu? Şöyle içinden çıkan evrakları var. Servicesi kart falan filan yazıyor. Daha sonra işte Android ile arasındaki uygulama farklı. Bunun kendine ait bir uygulaması var bu aparatın. Ben şu bunu da kaldırmak istiyorum şöyle. Daha sonra şurada görmüş olduğumuz gibi bir on-off tuşu var. Büyük ihtimalle şu an açılır. Ne oluyor oğlum? Kafa geldi, kafa geldi. Bu ne oğlum? Korktum. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucu biz de biraz inceleme yaptık. Videodan önce yaptık ama yeterli olmadı. Çünkü ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Çok değişik bir alet, çok değişik bir karışık sistemi var. Şu an anladığım kadarıyla sizlere göstermek istiyorum. Şuradaki yerden yakınlaştırabilip uzaklaştırabiliyoruz. Şu an ekran kaydı başlatmadım bir dakika. Nereden başlattım? Tuşu neredeydi? Başlattım. Hafıza yok diyor. Dur. Merhaba kankalar. Yaklaşık 45 dakikadır, 1 saattir bu dalga dümenin, bu aletin, bu cihazın, bu elektronik yapımcısının nasıl kullanılacağı hakkında bir kullanım kılavuzu var. Bunu inceledik. Lakin hiçbir şey anlamadım. Deneyerek anlamaya tercih ettim. Üstündeki tuşların hepsine deneye bir şeylere vardık. Az çok yine bir şeyler hakkında sahip oldum. Şu an kaydı başlattım. Aynen. Şu an görmüş olduğunuz üzere şurada şöyle bir dönerli bir tuş var. Şu an telefondaki ekranı da buraya yansıtıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu tuş yakınlaştırmaya, zoom yapmaya ve geri çekmeye yarıyor. Ayrıyetten tam ortasında bulunan bir adet şey tuşu var. Flash tuşu var. Ondan sonra fotoğraf çekme var. Daha sonra menü var. Menü üzerinden flash'ı açıp kaç dakika video çekebileceğinizi işte örnek veriyorum. Menü üzerinden basıyorum 10 saniye. 10 saniye sonra videoya geçiyor. Çok güzel bir alet edevat. Lakin işte kullanımını biraz daha çözmemiz gerekiyor. Daha sonra ise şöyle gösterebilirim. Döndüreyim aleti. Ben göremiyorum şimdi. Zoom yapmış. Bırakalım zoom bak. Görüyor musun? Bu buna yarıyor birader. Döndürüyorsun. Hop geri geri. Döndürüyorsun. Böyle tamam mı? Video buradan nerede lan tuşların?
Başlattım videoyu şu an. Bak bıraktım. Oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi buna bir deneme çekimi yapmak istiyorum. Üstündeki tuşları size şöyle gösterebilirim. Bir dakika. Buradan... bir dakika. Şöyle geleyim ben. Şu an video açımız nasıl Doğukan Bey? Ekranı görebiliyor muyuz? Ama net değil. Şuradaki şey sayesinde yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Daha sonra şurada bulunan bir tuşumuz var. Buna bastığımız zaman bulanıklaştırıyoruz. Veya flur diyebilirim tabii ki de aynı şekilde. Böyle. Ayrıyetten üstünde fotoğraf çekme tuşu var. Videoda olduğumuz için çekmiyor şu an bir dakika. O benim telefonum desteklemediği için. Şu an fotoğraf çektik. Daha sonra menüye basıyorum. Buradaki bir sürü ayarı var. Bu menü üzerinden geçebiliyorum. Güzel. Lakin şöyle bir sıkıntısı var bu cihazın. Alışmamız gerekiyor. Bu cihazı kullanmamız için bizim denemeler yapmamız ve uzun süreli kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben buradan kamera kaydını başlatacağım. Ve ufak bir deneme videosu çekmek istiyorum. Bunu sizlere zaten ekleyeceğim videonun içerisine. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Ben yabancısı olduğum için iyi bir performans gösteremeyebilirim. Çünkü arkasında tuşlar var. Koşarken basarsın ve hızlı giderken yavaşlatma, ağırlaştırma. Dediğim gibi şu an ben bu aletin cahiliyim. Yavaş yavaş çözeceğiz. Ona göre ayarlayacağız. O zaman bir dakika şimdi. Şu aparatını bu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Bu mono tripodu gibi bir şey. Bak. Gördün mü? Kendi düşüyor. Sabit. Daha sonra bakın. Şu şekilde hani hissettirmeden dönüşler, geçişler yapabilirsiniz. Aynı zamanda böyle ileri geri de yapabiliyorsunuz. Ben buradan bir kamera kaydı başlatayım şimdi. Şu an kayıttayım ben. Şimdi bu garajı size göstereyim burada. Şu an garajda arka fon. Şu ışığı da kapatırsak sevinirim. Mert Yavuzer ve garajdaki bisikletleri ortamı göstermek istiyorum sizlere. Şöyle. Dediğim gibi aletin yabancısıyım. Yavaş yavaş çözeceğim. Bak şu an ben bunu istemsiz yapıyorum. Bak bilerek yapmıyorum bunu ben. Olacak ama çözeceğim bak. Geldim. Görmüş olduğunuz gibi hissettirmeden böyle geliyorsun. Ana ne oldu? İşte böyle bir değişik hareketleri var bu dalga dümenin. Ben daha çözemedim. Bakın arkadaşlar şu an burada kayıttayım. Geliyorum. İşte bak, böyle bir şeyler oluyor. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum şu an. Niye böyle oluyor? Onu düzelsene. Allahümme salli ala. Oğlum. Heh düzeldi. Bak. Gel ekranı çek bak zoom yapıyorum nasıl yapıyorum. Ana hafıza doldu galiba. Bakayım. Evet hafıza dolmuş. Telefonun hafızası dolu. Bak ne değişik şeyler oluyor bak. Dur. Oğlum. Bir hafızayı boşaltıp gelelim. Sikeceğim abi çabuk duyuyordum ya. Kayıt başladı. Kayıt başladı. Ben de buradan başlattım. Evet. Çok güzel. Geliyorsun. Bak hızlı. Hop, Alavista. Bak şimdi sizi alıyorum. Daha sonra Okan Doğan. Dolu, sen ne yapıyorsun mu? Ne yapayım? Balkona çık ben mahalleyi çekeyim hadi. Mahallede ne var ne yok onu. Arkadaşlar mahalleye çıkıyorum şu an. Dışarıya. Bir mahalle turu atayım. Bakkala girelim. Hayırlı işler Deniz. Sağ ol Bezu. YouTube videosu nasıl? Aynen. YouTube videosu. Şeyi deniyoruz. Bizim kerkeniz var burada. Mahalleyi çekiyorum bir daha. Erenler tanıtım. Mustafa abi hayırlı işler. Valla gülüm ne haber iyisin? İyi abi sen nasılsın? Aparat aldım onu deniyorum.
Çok güzel ama. Ney? Aparat. Abi güzel de ben cahiliyim şu an. Ayarlayamadım daha, çözemedim daha anlamıyla yani. Güzel dönüyor. Parası da güzeldir onun. Evet, 800 lira. Ama bakalım inşallah çözeceğiz. Aynen. Be, herhangi bir titreşim bir şey yapmıyor. Hani nedir onun ismi? Yürürken bile beni hissettirmiyor şu an yürüdüğümü. Üstündeki ergodinamik yapısıyla ilgili. Yani duruyormuş gibi çekiyor. Yani. Duruyormuş gibi yani. Ben sanki bir ayaklı bir şey var tekerlekli, onunla çekiyormuş gibi düşün. Neyse abi hayırlı işler, ben yan dükkana uğrayayım biraz da. Yan dükkana geldik kankalar. Şarjının şarjı var mı? Yok. Yine de dur zoom yapacağım. Dur Erdeniz'in yanına gidelim ya. Erdeniz bize bakkalda gösterebileceğin, tanıtabileceğin neler var? Adamı getir. Çek çek enerjileri çek. Enerji içecekleri var arkadaşlar. Didi var. Bunlar o inşallah bize sponsor olurlar ileride. Başka ne var? Tofaş var. Hatice teyzemin dükkanına da uğrayayım. Hatice teyze hayırlı işler. Şu an YouTube videosundasın. Evet hayatım. Ne söylemek istersin? Ne hakkında mesela? Ne bileyim işte. Fark etmez. İş yerimi yeni açtım. Evet. Allah'ım bana bol kazançlar, hayırlı işler versin. İnşallah Allah yüzüme gülsün. Ablanın yeri ev yemekleri. Herkesi evet. Bekleriz. Herkesi bekleriz. Şöyle de gösterelim. Daha yeni açıldı. Ablanın yeri. Biraz bir açalım bari onu tamamen bir şeyde. Döşner merhaba. Ha. Mahalle bu halde kankalar. Aç aç. Abi gelsene. Köpekler balkondaysa yoksa. Poğaça var, börek var. Ne bakıyorsun lan? Poğaça var, börek var. Allah Allah. Ne börekleri var? Bak yine bir şey oldu makine. Kapıyı aç oğlum. Hakan'dan. Garajımız. Dın 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 dın. Abi esnafları gezdin mi? Gezdim bir daha. Ne diyorlar? Kaçan. Millet yanlış anlayacak bir daha. Burası illegal işin döndüğü yer. Şimdi buna basacağım. Bak şimdi hareket etmiyor. Görüyor musun makine bak? Sadece harekete engelliyor bak. Bunu bıraktım. Şimdi bak esniyor. Böyle yaparken hop bir koyayım, netliyor. Merhaba kankalar, ne merhabası? Evet kankalar, cihazı yarım yarım çözdük gibi bir şey oldu şu an. Tam anlamıyla çözemedim, tam anlamıyla her şeyini anlayamadım. Zaten bunun videonun amacı da hani tanıtım, anlatmak değil de kutu açılımı yapıp bunu size göstermekti. Güzel bir dalga. Zıplıyor herkes kongoru sanki. Güzel bir şey, güzel bir alet, işimize yarayacak bir şey. Ondan aldım zaten. Vloglar için elimizde tuttuğumuz zaman böyle titreşim oluyordu, şey oluyordu. Bak bunda böyle bir şey yok. Bunda yok. Görüyor musun? 10 numara güzel bir şey. Böyle aparatları da var. Onu takıyorsun. Takamıyorsun. Ha, bak oldu şu an. Hoppala. Çok güzel. Kankalar, bu tanıtım, bu video bu kadar. Bunun üstüne biraz daha çalışma yaparsam, biraz daha videolar çekersem, bununla biraz daha aşırı neşeli olursam bu cihazla, güzel videolar, güzel işler çıkarabiliriz. Güzel yani, ben memnun kaldım. Lakin şöyle bir şey de var. Benim telefonumun zaten çekme kapasitesi derken şöyle, FPS'i ve 4K'dır, 30'dır bu. Niye böyle oluyor? Ama bilmiyorum, bozacaksın şimdi haritayı ama. Cahiliyiz. Açık ve net. Basit bir şey değil bu, diğer gimbal'lara göre daha profesyonel ve daha iyi bir şey aslında. Ama velakin nasıl bir fotoğraf makinesi alırsan ilk başta çekmeyi bilmiyorsan, ben fotoğraf makinesi de veriyorum. Fotoğraf makinesi parasını biriktirdim.
fotoğraf makinesini aldım. Otomatik model alıyordum. Habire böyle fotoğraf çekiyordum. Daha sonra kursuna gittim. Manuel, ISO değeri, diyafram, enstante, daha sonra perde açılıp kapanma süresi. Bunları öğrendim. İşte bu cihaz hakkında da tek bir bilgim yok. Yavaş yavaş bunu öğreneceğim. Öğrendikçe de zaten güzel videolar gelmiş olacak. Videomuzu izlediyseniz, sonuna kadar izlediyseniz daha doğrusu, videomuzu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Challenge'larımızı da beğeniyorsanız, bir önceki videomuzda veya bir sonraki videomuzda artık hatırlamıyorum. Challenge'larımızı beğeniyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Güzel videolar çıkarmaya çalışıyoruz sizler için. 800 liraya değer mi? Değer. Cidden benim telefonum iPhone olsaydı ve daha kaliteli bir telefon olsaydı çok daha güzel bir şeyler olabilecekti. Örnek veriyorum, benim telefonum arka kamera açıkken ön kameraya dönmüyor. Video kapatmam gerekiyor. Bunda da aslında direkt ön kamera döndürme tuşu var. Lakin benim telefonum desteklemediği için olmuyor. Bir de benim telefonumun enstante değeri de, ISO değeri de, osudur busudur çok iyi bir telefon değil video açısından. Telefonum ne diye soracak olsanız da Samsung A50 2016 mı 2017 mi artık eski bir model, yani yeni bir model de değil. Yakın zamanda telefon alırsam daha güzel bir şey olacak. Kendinize çok iyi bakın. Koronasız mutlu günler dilerim herkese. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.